Evet, Türkiye'den Azerbaycan'a selamlar diliyoruz. Evet, Bursa Mustafa Kemal Paşa Söğüt Alan mahallesindeyiz. Geleneksel hayırlarımızdan bir tanesindeyiz. Muhtarımızla birlikteyiz. Bakalım bu geleneksel hayırlarla ilgili mahalle muhtarımız Sedat arkadaşımız bize neler söyleyecek? Evet, Bursa Mustafa Kemal Söğüt Alan Mahallesi'nde Sedat Aytekin. Öncelikle hoş geldiniz köy hayrımıza. Ben 2009'da muhtar seçildiğimden bu yana köy hayrımızı sağ olsun eş ve dostlarımızla sürdürmekteyiz. Yani bunda yani patronla beraber devam etmeye çalışıyoruz yani hayır. Amaç nedir burada Sedat Bey? Yani birlik beraberliğimizi sağlamak. Yani eşi, dostu yani böyle kaynaşmayı, böyle hayırlarını daha ileri sürdürmeyi. Erkekler, kadınlar hepsi tabii. Davet olunuyor. Evet, evet, herkes davet ediyor yani. Bursa, Mustafa Kemal, Türkiye'nin her tarafından yani. Geliyorlar. Geliyor, evet. Mahallemizden göç eden insanlar tekrar senede bir defa değil mi? Buraya tabii, geliyorlar. Tabii, yani senede bir defa yani bu hayırda buluşup böyle kaynaşıp yani mevlidimizi okutuyoruz. Yani akrabalar bir araya geliyor böyle bu hayırlarda. Vefat edenlerin ruhuna. Tabii tabii ölmüşlerimize yani kalanlara hepsine burada dualar okunuyor. Ölenlerin yememiz iniyor. Söğüt Alan mahallemizin en önemli belirgin neyi var? Şu anda en önemli belirgin su çıkanımız var. Ve bir de yeni yapılan tadilat yapılan köy dermenimiz var. Şu anda yani, alabalık tesisimiz var köyümüzün. Köy karakolumuzun devam ediyor. Eski bina iyi olduğu için yani burası. İlk öğretim okulumuz var. Daha çalışmakta yani şu anda faal çalışıyor. Peki teşekkür ediyoruz ve diyoruz ki gün olur yolunuz Mustafa Kemal Paşa ilçesine düşer de Bursa'nın eski yolu üzerinden gelirseniz Söğüt Alan mahallesinden geçiyorsunuz ve o güzel doğal değirmeni su çıktısını ziyaret edip bir alabalığını yiyebilirsiniz. Evet. Buyursunlar gelsin her zaman. Teşekkür ediyoruz Azerbaycan'a ve bizi izleyen herkese selamlar diliyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, Türkiye'den selamlar diliyoruz. Bursa vilayeti Mustafa Kemal Paşa ilçesi Söğüt Alan Mahallesi ve su çıktı mevkindeyiz. 20 dönümlük bir arazideyiz. Efendim burası 10-15 sene öncesi çok güzel bir mesire yeri idi. Daha sonraları bakımsızlıktan efendim şu anda atıl duruma gelmiş oldu. Yanımızda bizim Mustafa Kemal Paşa Belediyesi'nde delege olan Nurettin abimiz var. Arka planımızda da su çıktığı yeri var. Çok güzel ama. Aslında burası eğer ki bir bakıma alınsa, bir ıslah olsa Mustafa Kemal Paşa'yı da Bursa'yı da ihya eder diyoruz. Ve diyoruz ki Nurettin abi bize neler anlatacak bakalım. Şimdi sözlerimi ilk önce başlarken ben bundan 1971 yılında 17 yaşındayken buraları hayvanatın sulandığı bir yer, çayırlıktı. Ondan sonra burası bir değirmenin sahibi yerinden zapt edildi. Ondan sonra devlet buna el attı. Allah olsun bir kaymakamımız geldi, buralarını bir düzenledi. Ama maalesef şimdi şu anda gördüğünüz yer aynı bir atıl durumda. Atık bir durumda yani. Bakımsız bir durumda. Neler olur buralara? Buraya güzel bir tel örgü çekilip güzel derelerin kenarları paklanıp güzel kalın ağaçlar, çınar ağaçları, kuyular kazılıp sırayla dizilip sulanıp buraya bir tane de güzel bir bekçe devletimiz tarafından. Buraya bir güzel bir havuz. Su dibimizde. O kadar güzel yer. Yolun kenarı. Kemalpaşa'ya yakın, Bursa'ya yakın. Asfalta 150-200 metre bir yer. Koca asfalta yani. Yani burası hayvanatın girmemesini, televizyonla çevrilip, düzenlenip, suyun akmış olduğu derenin kenarlarının temizlenip, insanlarımızın burada güzel bir serinlemesini, burada güzel bir piknik yapmalarını arzu ediyoruz. Biz bunu büyük devlet adamlarımızdan rica ediyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız, Mustafa Kemal Paşa Belediye Başkanımız,
ilçe başkanımız, kaymakamlık, kaymakamımız, orman işletmesi, orman işletmemiz veyahut da Bursa il başkanımız, hepsi buna el atması gerekiyor. Milletvekillerimiz, bunları ben söyledim milletvekilimize. Mustafa Eskin'e söyledim, Hakan Çavuşoğlu'na söyledim. En azından buraya bir gelip görmeleri lazım burasını. Yani ben bunlara rica ediyorum. Devletimiz buraya el atsın. Ve diyoruz ki Nurettin abiye, bu bilgileri verdiği için teşekkür ediyoruz. İlgililer inşallah Söğüt Anan mahallemize gelir de bu güzel yeri tekrar canlandırırsalar, Mustafa Kemal Paşa Bursa ve haliyle Türkiye kazanır diyoruz. Evet efendim, güzel serin bir yer. Çok güzel bir yer. Doğanın en güzel olduğu bir yer. Ama inşallah olur bu. Ben bunu büyük yetkililerden bekliyorum. Teşekkür ediyoruz. Bakın şöyle bir çevir. Şöyle bakın suyun akışını.